Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Dev Yiyecekler, Dev İçecekler serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bana dünyanın en büyük frappesini yapacaklar arkadaşlar inşallah. Şimdi biliyorsunuz ki ben donut yemiştim. Dünyanın en büyük donutunu yaptırmıştım. Oranın yeni bir şubesindeyiz arkadaşlar. Böyle bana Instagram'da soruyorsunuz ya, neden sürekli oraya gidiyorsun, neden? Çünkü kahveleri çok güzel, ondan geliyoruz. Bana da bugün o çok sevdiğim kahveleri büyük boyda yapacaklar. Vallahi şimdi hemen hatta göstermek istiyorum. İki tane seçeneğimiz var, tamam mı? Bir tanesi mısır patlaklı, bir tanesi de marshmallowlu. İkisi de deneyeceğiz, sarıpımızı seçeceğiz. Hadi gel seçelim. Bu arada bunun çok güzel böyle köpükümsü, böyle bir kremamsı böyle bir tadı var ve o kadar hoşuma gitti ki sanırım bundan isteyeceğim. Arkadaşlar ben bunu şey, bunun hangisi olduğunu tam şeyinden anlayamadım ben. Tadından. Bu güzel. Bu arada Utku Bey de marka sorumlusu arkadaşlar. Yine beni kırmadılar sağ olsunlar ve dünyanın en büyük donutundan sonra dünyanın en büyük frappesini içmeye geldim. Şimdi ben de tam diyordum ki ne kadar da güzel kahveleri var. Allah'ım kafayı yiyorum, her gün gitmezsem kendime gelemiyorum. Harika. Falan diyordum. Artık her zaman gelmen için sana aynı zamanda 2 aylık kupon yapacağız. Duydunuz? Bedavaya geleceksin. Duydunuz? Bu neler acaba? Ben tam tadından anlayamadım. Bu tosted marshmallow. Tosted marshmallow istiyorum. Abi neden benim damağım böyle gelişmemiş? Bilmiyorum artık. Her şey yediğinden olabilir. Evet, olabilir. O zaman arkadaşlar biz marshmallowlu dev frappemizi yaptırıyoruz. Ve o gelince sizlerle istekler. Arkadaşlar Freddy Cappuccino'm geldi, hem de Toasted Marshmallow'lu. Hemen tadına bakalım. Hatta bakmayalım, süre koyalım, içelim. Ne dersin? Bu arada şey diyeceğim bak, masayı donattık. Anladın? Anladın mı? Gül lan, listes. Başlıyorum bak, iki tane pipeti falan birleşti. Yani bu bayağı bir büyük bir bardak. Oradan yani tam net göremiyorsanız eğer, büyük gel bayağı. Başlıyorum. Buz geldi. Ay, pipetim koptu, pipetim koptu, ne yapacağım? Bu arada bu da Cinnaboom arkadaşlar. Tarçınlı böyle, üzerinde de acayip güzel bir krema olan. Aa, pipet desteği geldi. Şöyle yapalım. Bak şimdi geliyorsunuz, sevdiceğinizle bunu söylüyorsunuz, akşama kadar oturuyorsunuz. Maliyetsiz kafeye akşama kadar oturma taktikleri. Şaka yaptım bu arada arkadaşlar. Muhtemelen bundan yapmaz. Yani bu Freddy Cappuccino yaparlar okey ama bu bardak da yapmazlar muhtemelen diye düşünüyorum. Hediye 3 litreymiş bu arada bu. 3 litre. Şu an 3 litre kahve içiyorum. En sevdiğim şey kahve içmek yani. Peki yok mu iki pipetle içmem? Listes. Listes bu arada Veysel diyeceğim artık listese. Hiç konuşmuyorsun sen. Listes. Tak. Arkadaşlar bir hafta uyumayacağım da ben. Şeyim var, final sınavlarım var. Abi bu arada var ya, ben birazcık dışarıda içtim ben. Dedim ki biraz tatlısını fazla yapabilir miyim? Tatlısı var ya böyle tam ağzıma göre olmuş böyle. Arada bir şey yesem mi yoksa sence bitirip mi yesem? Listes. Bitirip ye. Arkadaşlar bu arada ben bu kahvenin en çok nesini sevdim biliyor musunuz? Sütün kremalaştırılmış olmasını sevdim. Böyle süt, burada bak dostum süt de seçeneği var. Bitti mi? Hangi var gibi gözüküyor. Daha... Bence buzları da yemen gerekiyor. Buzları yiyeyim, ondan sonra
Kanalı sen devral. Olur. Ölürüm çünkü muhtemelen. Hmm. Öyle bir seçenek varsa da okey mi? Üç dakika falan sürdü. Hadi bitir artık ya. Ya tadını da anlatmak istiyorum. O yüzden bayağı da konuştum. 3 dakikadan normalde daha az bitirdim. Emin olun. Tam bir ASMR yayıncısı gibi oldun ha. Pipetlerine ses çıkartıyorsun. Yaklaştır mikrofonu biraz daha. Bir tane daha alabilir miyim? Tamam şimdi sen eriye dur. Eriyince çık kalanını içeceğim. Diğer lezzetlerimizi tadına bakalım. Bu arada buz kaldı şuraya kalan kadar. Kalan bir şey sadece. Kalmadı ki buz o. Tamam bu biraz erisin. Bunun kalanını içeceğim. Şimdi bir tatlarımıza bakalım lezzetlerimize. Fırından çıktı ya bu. Sinebum. Bitti. Bitti. İçindeki ne acaba bunun? Üstündeki ne bunun? Üstündeki? Özel bir sinebom sosu var üzerinde. Labne ve tereyağıyla hazırlanan. Günlük olarak hazırlanıyor. Çok lezzetli bir sunum. Çok lezzetli bir sunum bu arada bak. Bu arada Utku Bey'in sesi tam sunumcu sesi gibi değil mi? Aynen Utku Bey'in bir sesim olarak marka sorumlusunu arkadaşlar alabilir miyiz peki kanala transfer? Tabii ki ben hazırım. Utku Bey bon servisiniz nedir? Ben seninle beraber böyle gelip içeceksek yiyeceksek katılırım yani. Okey o zaman. Utku Bey bizim maliyetleri çok düşürdü ya. Bizim maaşlar düştü. Bak şimdi az önce espriyi sen anlamadın tekrar yapacağım. Masayı donattık. Anladın? Gülme efekti koyacağım ben buraya. Rahat ol. Yok artık. Ali bana bundan almış arkadaşlar. Sürpriz yapmıştı. Canım kocam. Anıyorum seni yiyorum. Ali almadı onu ben aldım. İki tane aldım. Görüyorsunuz. Yani. Tek tek. Sizin emekleri nasıl heba edilir? Bu yeni mi çeşit bu arada? Brownie donat. Oreo yenilenen yüzüyle. Yenilenen yüzüyle. İlk kez Ceren'lerdeyiz de. Çok güzel. Bunu da birazdan bunu biliyoruz. Biliyorsunuz ki ilk arasına koyuyorum arkadaşlar. Bunun devini yedik. Yiyelim. İsim? Nut Corner. Yani Nut Corner derken hani fındık var içinde anladınız? İngilizce bildiğimi belirtmek. İngilizce acayip iyi biliyorsunuz ki. Hı. İçindeki de karamelli değil mi? Karamel. En sevdiğim şey biraz içeyim. Dilersen kahve takviyesi yapabiliriz. Az geldiyse. Şimdi bu eriyecek ben onu içeceğim. Lan diğer kahveyi dök içine. Tadı değişmesin. Buz tadı gelecek çünkü. Onu yolda giderken içeceğim. Olmaz. Bu eriyince onu içeceğim. Nasıl yiyebilirim? Kaşık var mı? Var. Mesela geçen diyor ki donutu biz yiyemeyiz. Saçmalama donutu sadece polisler yer. Ceren'e 3 litre kahve yetmez dediler ama bizim kremasını yemez çünkü aynı zamanda böyle bir de yanına. Ceru gelmeseydik daha iyiydi ya. Masama sokmayın. O şey ya tavuklu vardı ya. Hani şiri çıkın burakos. İşte benim İngilizcem ben... yok tavuklu. Tavuklu. Arkadaşlar elemanlarımı ben İngilizce kursuna gönderiyorum ama Mete ne yapsın işte ekiyor İngilizce kursunu. Yok ben Almanca kursuna gidiyorum. Ceru yarış yapalım mı? O tabaktaki şeyleri ben sana 3 dakika vereyim bitir. Abi neden keyfini çıkartmak varken ben 3 dakikada hepsini ağzıma sokayım? Etkileşim olur, eğleniriz. 3 az ama ya. Tamam 2 olsun. Ay 3 az dedim, 3 az evet. Abi kafamı karıştırıyorsun. Ya saçmalama onları 3 dakikada yersin. Arkadaşlar. Bak şu sağdakileri değil, soldakileri bekle. Atacağım. Ama benim sağım yok, senin sağın mı? Senin sağın. Ama bu taraf yok yani, sayaştı, tamam mı? O taraf yok. Ama bu da yok. Yo, tamam hadi o da yok. O zaman 2 dakika. Ben onu da kattım. Sayaç nerede ya? Burada Sinebun tarçınlı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tarçını sevmiyorum ama tarçın beni rahatsız etmedi bundan. Başlatıyorum. 3 denilme başlar. Bir şeyi bana yapacak. 3 denilme başlar. 1, 2, 3. Şey demişsin gibi düşün kendini. Yaparsın aşkım mıydı? Neydi o dizinin ismi nedir? Daha vaktim var, rahat ol. Var, vaktim var da. Neyse
sen şey yapsın mı? Ya bir sezon olarak işe başla. Ben başlarım, bende sıkıntı yok. Metin işten şirket... kovalım. Oğlum beni kovamaz, benim hissem ya var. Ya resmen var, aklımı okudunuz. İşte bu yüzden her gün buraya geliyorum, anladın mı arkadaşlar? Dakikan bitiyor, haberin olsun. Ne yemeyeceksin? Anlaşmayı bozdun. Sana ayırdım. At bitir, at bitir hemen. At onu da bitir. At ağzına bitsin. Durduracağım hemen. 1 dakika 47 saniye nokta 78. Tamam, şöyle göstereyim. 1 dakika 47 saniye mi? Evet. İyi abi. O zaman 3 yeter ki. Konuştun yoksa 1 dakikada da. Ben sandım ki 3 dakika oluyor, o yüzden yemedim bunu. Yo, dedim ben sana 1,5 dakikam var diye. Abi 1,5 dakika kısa geliyor kulağa ama iyi. Arkadaşlar ben formumdan hiçbir şey kaybetmemişim. Şimdi diyordunuz Ceren öldü. Herkes söylesin, Ceren geri döndü. Söylemiyoruz hadi. Diyorsunuz ki... Şimdi gösterelim. Baksana koca koca tavuk dilimleri var. Bir hafta öncesinde sipariş etsek mi etmesek mi diye konuşmuştuk. Kaşar da var içinde. Ben buradayım. Bir seslerimi takdim edeyim. Teşekkür ederiz canım. Ben var bak, yediği her lokmanın aklını veriyor, duydun mu? Ben istememiştim ama neyse alayım. Ha sıcak. Videoyu kapattıktan sonra Ceren'le karar aldık, Mete'yi dövüyoruz arkadaşlar. Aaa şadar peynir de var içinde. Tarçınlığı nasıl buldun ya? Dedim ya, tarçın rahatsız etmedi beni. Tarçın ben sevmem yani biliyorsunuz. Ama çok güzeldi, tarçın beni rahatsız etmeden. Mete videodan sonra yiyebilmek için tarçına şimdiden yol yapıyor da ondan da yiyor. Ben yedim ondan, o benim tarzım değil ya. Tabi efendim. Abi bu bardağı isteyelim mi peki arkadaşlar sizce giderken? Ne dersiniz? Bence vermeyebilirler, direkt giderken dızlayıp götürelim bardağı. Abi bunu nasıl dızlayacaksın? Evet, iki büyük boy kahve daha geliyor. Dökelim. Dökeriz. Bu işleri biraz kızıştırdı belki bu kadar nice. Ya bu midenin de bir kapasitesi var arkadaşlar. Toplam kahve miktarı 6 litre oldu şu anda. Ben bunun için Show TV ana habere düşeriz yarın. İntihar girişiminde bulundu diye. Biliyor musun, listesi hep isterdim ki bitmeyen bir kahvem olsun. Hiç bitmesin. Hiç bitmesin isterdim arkadaşlar. Var mı öyle? Artık öyle bir kahvem var, merak etme. Kahvem hiç bitmesin isterdim. Hemen özelleştirebilirsin. Aa, özelleştirelim hadi. Ne kadar istersen ekleyebilirsin. Hey with your way arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet çünkü donut falan da yedim ya. Vize haftasında ben. Dizes İngiltere'de okudu, o bilir arkadaşlar. Bunlar İngiltere'de şey yapıyorlarmış. Ne yapıyordun? Akşama kadar içip sabaha kadar yedim. Daha da tam tersi oluyor. Sabaha kadar içip akşama kadar yatıyorduk ama. Biliyor musun mesela hep isterdim ya bitmeyen bir kahve var. Kahve niye bitmiyor ya, gittim geldim. 3 litre daha ekledik. Aynen. 2 büyük boy kahve daha ekledik. Sana bir şey diyeyim, bu midenin bir kapasitesi var sanırdım ben. Meğer yokmuş arkadaşlar. Buradan çıkınca kebapçıya gidiyoruz değil mi? Evet, dışı ısmarlıyor. YouTuber'lar da çok para var. Sallarım ama bu saatte kebap yemem. Sıkıntı yok. Kahvaltı yapalım. Oğlum sen nasıl doğulsun? Böyle bir doğulu. Sen ailen sabah yedi ciğer yiyor. O uzak doğulu kardeşim, o sushi yiyor. Sen biliyor musun? Sabah kalkmış bana ceras. Ay. Sanırım kapasitem doldu ya. Şey, ters çevirip bir sallayalım, belki kendine gelir. Ters çevirirsen çok kötü şeyler olur burada.
Hayır, sanki var da kapasitem. Dur bir dakika. Biraz aşağı gönderelim. Tamam. Ya şimdi bir ay falan uyuyamam değil mi? Bu kahveden sonra. Ali'nin tek kıskanacağı video olmuş olabilir. Kendisi çok sever kahveyi. Tamam arkadaş, enough. Şimdi zorunları zorlamaya gerek yok değil mi? Ama abi yani nereden baksan 5 litre bir şey içtim yani. Ağzıca da bir sürü bir şeyler yedim. Haksız mıyım? Şu kadar kaldı arkadaşlar. Bunu da şey yapacağım, dış sesi vereceğim. Yazık değil mi ona ya? Arkadaşlar değil mi? Değil. İnanılmaz güzeldi. Şimdi biz şeyi söyleyelim. Adını tekrar söyleyelim. Freda Cappuccino. Toasted marshmallow'lu Freddy Cappuccino içtik biz arkadaşlar. Aynen. Snap'um yedi. Süper ya. Masaları evet. Donattı. Ben şimdi gösterimini yapıyorum. Baştan başlayalım. Evet, masayı donattık ve aynı zamanda tarçını sevmememize rağmen tarçınlı bir Snap'um tükettik. Bu yıprana en çok. Wrapped honey chili chicken. Dış sesini söyleyemediği şekilde. Tavuklu. Ve Freddo Cappuccino, toasted marshmallow'lu. Afiyet olsun. Çok güzeldi. Bu da küçük boyu. Muhtemelen siz gelince bundan içeceksiniz, haberiniz. Yani böyle bir sunumunuz yok değil mi? Utku Epey gelip bunu muhtemelen isterler. Yapıyor musunuz? Yok. Yani bu Ceren'e özel yapılmış bir sunum. O sebepten küçüğünü içebilirler tabii ki. Küçük bardağımızı hemen gösterelim ne içebilirler. Normal evet, normal boy bardağımızı tüketebilirler. Kendi bardaklarına getirip 2-3 tane alıp ekleyebilirler. Tabii kişisel tercihe bağlı olarak bunu kendi bardaklarına yapabilirler. Aynı şekilde böyle kocaman bir bardak getirip 3 tane, 4 tane, 3 litrelik içecek yapabiliriz. Yani bu bardağı nasıl yaptırırsınız bilemiyorum arkadaşlar ama gelin için diyorum. Bunu ben yani zaten söylediğim videoda ama sütünün krema gibi oluşunu çok sevdim. O yüzden şiddetle tavsiye edilir diyorum. Dosyresu ailesine de tekrar tekrar teşekkürlerimi buradan sunuyorum. Böyle çok güzel videolar çekmemi sağlıyorlar. Ay abi beynime kahve kaçtı ya. Çakralarım birden çok kötü açıldı. Ne konuşacağımı unuttum arkadaşlar. Tamam şimdi de tamam, başlıyorum. Çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar Dosyresu ailesine de. Gerçekten inanılmaz güzel bir video oldu benim için. En sevdiğim şeyleri tekrardan buluşturduk. Birleştirdik ve acayip doydum. Muhtemelen bir hafta falan uyuyamayacağım ama bu sizin iyiliğinize çünkü sürekli içerik üretirim. Harika olur. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben aşağıya Dosyresu'nun Instagram adresini de koyarım. Oradan diğer şehirlerdeki yaşayan arkadaşlarımıza gidip aynıları her şubede var. Antalya'dakiler de zaten beni nerede bulacaklarını biliyorlar. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.